Alparslan! Bin Feyyaz, bin! Şarjör olan var mı? Tufan! Ambulans çağırın, ambulans. Yaralımız var. Efendim, aldığım bilgiye göre masa ekibinden Haşmet ile Rafet saldırıda yaralanmışlar. Nasıl yani? O beceriksizler bir tane bile Çakır Beyliği vuramamışlar mı? Hayır efendim. Ama ortalık savaş alanına dönmüş. Behram'la Feyyaz'dan ne haber? Çatışma başlayınca oradan kaçmışlar. Ben onlara hayatlarının fırsatını vermişken onlar kaçmışlar, öyle mi? Hızırlar, onlar ne yapmışlar? Onlar da mı kaçmışlar? Olay yerine polis intikal edince onları ifadeye almışlar. Hepsi emniyetteler. İyi. Şimdi git emniyete. Terör bağlantısı sebebiyle ifadelerine başvuracağız de. Üç Çakır Beyliği de al getir buraya. Efendim, üçünü de alırsak... Üçünü de alırsak ne? Ne yapacaklar Murat? Peki efendim. Rafet'in durumu nasıl? Ameliyatı alıyorlar Haşmet dayı. Biraz fazla kan kaybetmiş. Ama iyileşir dediler. Bizden başka kimse var mı? Yok dayı. Geri kalanların hepsi emniyette. Ameliyathane hazır. Birazdan sizi ameliyata alacağız. Benim ciddi bir şeyim yok. Haşmet Bey. Kurşun hala bacağınızda. Bunu almamız lazım. Ortalığı ayağa kaldırmadınız inşallah. Vallahi dayı. Olanları bütün televizyonlarda altyazı veriyorlar. Yani sen Ömür ablamı diyorsan... duymuştur. Ah. Yemin ederim ki kimsenin bir şeyi yok.
Reisler emniyet ifade veriyorlar. Bana bak Sefer. Az sonra ne olup bittiğini bu telefonda okuyup göreceğiz. Sen şu işin aslını anlatsana bize. Emine ablam. Kurşun Haşmet Reis'in paçasını şöyle bir sıyırmış geçmiş. Onlar da tedbir amaçlı hastaneye gitmişler. Rafet Han'ın da omuzu dediler. Ama orayı çok duyamadım. Sağ omuzu mu, sol omuzu mu? Ne demek tam duyamadım? İkisi aynı şey mi? Sol omuzunun altında kalbi var adamın. Ne oluyor? Elim yanlış bir yere değdi teyze. Hatice abla bir bakabilir miyim? Ama Zafer'e inanmıyorsanız bari bana inanın. Haşmet Bey bacağından yaralanmış. Rafet de sağ omuzundan vurulmuş, durumu da biraz ağırmış. Anne, ben hastaneye gidebilir miyim? Git kızım, git. Hatice. Sen de Omur'la git. Rafet'in de benden başka bir tane seveni yoktur. Hastaneye gideyim de bakayım. Hayri Hatun. Sana da çok geçmiş olsun Emine Hanım. Geçer mi bilmem ama... hepimize geçmiş olsun. Hatice abla. Alparslan'la ilgili bir şey yok değil mi? Yaralı olanları hastaneye götürmüşler. Bir şey olmayanları da emniyete. Validem, müsaade ederseniz ben ablalarımı götürebilir miyim? Götür. Götür ama bizi de habersiz bırakma. Emredersin validem, emredersin. Mine. Hatice'ye de o seyrettiği şeyi senin telefonuna yollasın. Bir göreyim kim kime ne etmiş. Anne, şimdi görüp ne yapacaksın? Üzüleceksin. Gözümle göreyim de uşaklarım nasılmış. Peki anne. Bak, böyle vakitlerde güçlü duracaksın. Dimdik olacaksın ki hiçbir zaman kaybeden olmayasın. Endişeleniyorum sadece babaanne. Endişe ne sahi gelir ne daha karnındaki uşağına kızım. Yapma. Kardeşim, neyin ifadesini vereceğiz biz burada anlamıyorum ki. Saldırıya uğrayan biziz diyorum. Hastanede yakınımız var. Bırakın gidelim. Ne arıyoruz biz burada? Saldırıya doğramış olsanız ifade vermek zorundasınız. Tamam. İlk kez mi ifade vereceğiz? Benim abim vuruldu İlyas, benim abim. Ya tamam da senin abin de ilk defa vurulmadı Behzat. Az dur. Diyeceğimizi diyelim, ondan sonra gideriz hastaneye ziyarete. Bence ifadeden sonra bizi serbest bırakmayacaklar. Buradan hakim karşısına, oradan da cezaevine. Yanlış mıyım reis? Sizi birazdan bırakırlar. O ne demek o? Altana kafa atmıştı ya. Onun
maaşını alacaklar. Hızır Çakırbeyli, İlyas Çakırbeyli ve Alparslan Çakırbeyli. Bunlar bizimle gelecek. Diğerlerinin ifadelerini alın, sonra da bırakın. Hele şuna bak. Ulan it, biz senin hayatını en az 40 kere kurtardık. Sen ne geldin burada bizim ayağımıza dolanıyorsun? Üçüne de ters kelepçe takın. Murat! Ağzınıza bant çekmeyelim Alparslan. Gerek yok. Biz ısırmıyoruz. Ulan Hızır, ne diyorsun? Biz ne yapalım? Yarına kadar bizi bırakmazlarsa? Bırakmazlarsa? Kaçabiliyorsanız kaçın. Vestel, sen eve uygun bir dille anlatırsın olanları. Tamam tamam, sen şey yapmayacağız. Neyi yapmasın Vestel? Dert etmesin yani, onu diyorum. Ben bacıma uygun bir şey uydururum o anlamda. Tufan ağa. Vestat, şimdi bu altan bunları aldı ya, hem baskı hem tazik silahların yerini soracak. Anlarız mı Mecri? Biliyorlar mı yerlerini? Yok, kimse yerini bilmiyor da ben de olduğunu biliyorlar. O zaman az önünde de ne yapacağım Boran? İlk sen kaçacaksın. Çok komik Tufan ha. Beyler, ifadeniz alınacak. Buyurun. Sadece Rafet'le Haşmet vurulmuş. Diğerlerine bir şey olmamış. Bir de Altan bize ölmeyenleri öldürün dedi. Oradan kaçmasak belli ki biz ölecektik. Bu nasıl bir plan Behram Bey? Ben seni kurtardım mı kurtarmadım mı Feyyaz? Sen ona bak. Neye göre kurtardın? Oradan kaçtık. Bunun hesabını bize sormayacak mı Hızır? Biz yapmamız gerekeni yaptık. O öldü, bu ölmedi. Bize ne? Bundan sonrası Altan'ın işi. O kadar adamı sorguya almıyorsa kendi bilir. Peki Hızır'a ne söyleyeceğiz? Sen olayı bana yık. Arabayı Behram kullanıyordu, kaçtı dersin. Kaçması çok normal çünkü sizinle bir bağı yok dersin. Sizinle beraber çatışmak istememesi normal dersin. Ben aslında Hızır'dan yana rahatım bu dünürlük durumundan dolayı. Bana bir şey yapamaz. Ama korkum acısını senden çıkarmasın diyor. Olayın bizimle ilgisi yok Feyyaz. Onlar örgüte sıktı. Örgüt de onlara. Tamam. Sana bir şeyler hazırlatayım mı? Aç mısın? Yok. Ben gideceğim. Sonra haberleşiriz. Dayıyı aldılar.
İlyas'ı aldılar. Alparslan'ı aldılar. Sizi niye saldılar Behzat? Yani niye sadece Çakır Bey'ler? Vallahi soramadık enişte. Yani niye bizi saldınız da onları aldınız diye soramadık. Bizi de alsınlar diye soy ismimizi değiştirecek de değiliz. Çok istiyorsan sen bir git sor. Yani belki seni alırlar. Az buçuk Çakır Bey'li sayılırsın sen de. Alsınlar, alsınlar. Beni de alsınlar. Böyle eli kolu bağlı durmaktan iyidir. Vallahi burada seni bir bağlayan yok enişte. Şu ağalar bir ameliyattan çıksın da. Zafer abi geliyor. Hadi gözümüz aydın. Haşmet Fiyas'ı uyandırma odasına almışlar. Az sonra buraya getireceklermiş. Rafet. Onun da ameliyatı sürüyormuş ablam. Ama durumunu sordum, iyiymiş çok şükür. Aman çok şükür. Şükür. Abim kurşunu bacağından yedi. Kendini niye yutturdu anlamadım. Lokal olarak aldırdı yani normalde. Vardır doktorların bir bildiği Behzat. Bizim de bir bildiğimiz var herhalde. Biz tıp açısından söylemiyoruz. Tecrübe açısından söylüyoruz. Yani hepinizi Allah korumuş. Ben saldırının görüntülerini izledim. Buradan çıkmanız bir mucize. Aynen öyle Hatice'm, aynen öyle. Biz orada yoktuk ki enişte. Ya o videoyu Hatice'ye ben yolladım. Bak gör dayılar nelerden kurtuldu diye. Haşmet de geliyor. Abim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Haşmet abi. İyi misin abi? Bir ağrın sancın var mı? Sizi saldılar abi esas. Vallahi bizim dünürler hariç herkesi saldılar. O ne demek? Bu altan kopuğu yok mu? Onları istihbarat daldırdı. Ha, neyse ne Behzat. Sizi bıraktılar işte. Onları da bırakırlar az sonra. Vallahi abla o iş biraz zor. Yani zor ama imkansız değil. Bizim de elimiz armut toplamıyor. Gerekirse girer alırız. Tabii canım. Biz sizin ameliyattan çıkmanızı bekledik Haşmet'e. Müsaaden varsa gidip bir organize olalım biz. He, Zafer siz gidin. Duruma göre bana haber edersiniz. Behzat, ben mi kalkayım gideyim? Yoksa sen mi gidersin? Anlamadım abi. Hasta bakıcılık yapmanın sırası değil Behzat. Gidin bir karar verin. Gereği neyse onu yapın. Tamam. Abi gitmeden bir şey soracaktım, onu sorayım sana. Hazır Çakır Beyliler de yokken bu Feyyaz'la Behram da çatışmadan kaçtılar ya. Bu bahaneyle ilk onlara yürüyelim mi? İlyas'ları onlar mı içeri aldırdı? Yok. O zaman önce onları dışarı çıkarmak için çare ara. Abi yani yapayım demedim zaten. Sordum sadece. Hakan burada Ömür.
Biz sizi İlyas'larla ilgili durumdan haberdar ederiz. Sen merak etme. Tamam Behzat, sağ ol. Geçmiş olsun Haşmet abi. Hatice, biz de Rafet'in durumunu bir daha bir soralım. Tekrar geçmiş olsun. Benim için mi ağlıyorsun? Kocan için mi? Aşk olsun abi. Olmuş, olmuş. Aşk olmuş. Sil o gözyaşlarını. Abin senin üzülmemen için ne gerekiyorsa yapar, unutma. Adnan? Hızrel aradı. Herkesi serbest bırakmışlar. Bir tek bizimkileri istihbaratı sorguya götürüyorlarmış. Sebep? Sebebini telefonda anlatmadı da. Dedi ki ev ahalisine uygun bir dilde Hızır abiler sonra çıkacakmış da izah etmek lazım. Çıkacak gibi değiller yani ha. Belli ki bir sıkıntı var. Böyle görünüyor. Anneden saklayamam. Ben gideyim. Güzel bir dille onu anlatayım. Ne olmuş? Anne. Hızır abimlerin ifadesi biraz uzun sürecekmiş. Hızır Ali demiş ki Özlem'le ilgilenin. Bizimkiler biraz geç çıkabilir. Kız kötü olmasın. Babaannem ne yapacağını bilir demiş. Koskoca Unal Kaplan ölmüş. Gittikleri yerden çıkarlarsa iyi. O uşağım bir daha ararsa hadi ki babaannen ne edeceğini artık hiç bilmeymiş. Gençler, aşağı yukarı soracakları şeyleri biliyoruz. İkiniz de evlisiniz. O yüzden efendi sizin sorularınızın cevaplarının hepsi Hızır Çakır Bey'li de değil. Gerisini ben hallederim. Sen de evlenmek üzeresin abi. Asıl senin çıkıp mürüvvetini görmen lazım. Biz Alparslan'la söyleyecek bir şeyler buluruz.
Şimdi şu durumda söylenecek laf mı lan bu? Belki daha sonra söyleyemem diye içimde kalmasın istedim abi, kusura bakma. Al paslan. Az önce hedefte ilk sen vardın ya beyim. Olayların üstüne gitme. Eşin hamile diye söylüyorum. Doğru diyor. Ben üzerine bir anlaşma yaptım. Ne anlaşması? Her zaman en kötüsüne hazırlıklı olmasına dair. Sen yaptın mı evlenmeden önce böyle bir anlaşma? Ben evlilik anlaşması yapmayı unuttum abi. Hata etmişsin. Keşke yapaydın. Sen doğrusunu yaparsın abi. La havle ve la kuvvete. Zincir yakışmış. Sana da ilmik inşallah Altan. İdam kalktı Hızır. İdam kalktı. Artık kimseyi asmıyorlar. Ya nasip. Bana bak Altan. Ne oldu? Yine üç çakır beyli senin karşında sapasağlam oturuyoruz. Ne oldu? O kadar adamı sipariş etmişsin bize. Sonuç? Sıfır. Sonuç? Karşımdasınız işte İlyas. Davet etsen de gelirdik zaten. Evet ama o zaman istediklerimi vermezdiniz. Ne yani bizi buraya getirip elimizi ayağımızı bağladın? Bizden istediklerini öğrenebileceğini mi zannediyorsun? Ben sana ne demiştim Hızır? Ne demiştin Aldan? Önce aileni öldüreceğim. Sonra seni parçalayacağım demiştim. Şimdi şöyle olacak. Siz ifadeniz alınmak üzere buraya getirildiniz. Sonra işlemler tamamlandıktan sonra serbest bırakılacaksınız. Ama biriniz hariç. Tabii resmiyette o da serbest kalmış gözükecek. Ama burada kalanın bir daha buradan çıkar mı? Cesedi bulunur mu? O tamamen bana söyleyeceklerine bağlı. Değil mi Alparslan? Gibi sanıp ihanet edeceğimizi düşünmeyin. Hazır üçümüzü de yakalamışsın. Üçümüzü de öldür lan. Parçalanma sırası sana gelinceye kadar sen söyle, gez Hızır. Murat. Vedalaşsınlar. Sonra Alparslan'ı alın sorguya götürün. Tamam efendim. Altan! Merak etmeyin amca. Benden istediğini almadığı sürece bir şey yapamayacaktır. O dediğin işin ölümden kötü olan kısmı zaten Alparslan. Bence bildiğin ne varsa anlat. Belki bir şansın olur.
Bana bak, Murat. O Altan'a söyle, ne soracaksa bana sorsun. Bütün hepsini cevaplarım ben. Kusura bakma İlyas. Alpaslan dediyse Alpaslan. Alpaslan'ı alın götürün. Biz daha önce bu istihbaratın binasını gidip bombalamadık mı? Bombaladık. Yine yapabiliriz Tufan amca. Ama o zaman Ünal vardı yeğenim. Şimdi nasıl yapaydık? Sen de işi yokuşa sürme Tufan ağa. Yok onu yapamayız, bunu yapamayız. Ne yapacağız burada, böyle bekleyeceğiz mi? La oğlum, Hızırların akıbetini bir öğrenelim de. İfade edeler mi, işkence edeler mi? Bir bilgi aksın gelsin de biz de ona göre hareket edelim. Babam, bizim Faruk bir haber alma peşinde. Ama diyor ki içeriden hiçbir bilgi sızmıyor. İçeriden bir çatlak çıkacak, patlama. Açıkçası benim fikrim Feyyaz'la Behram'a girmek. Biz bunları sıkıştırırsak Altan adamlarına kıyamaz. Daha kestirme bir yol var aslında. Neymiş o kestirme yol Hurşit? Bilgisayarda bize dememiş miydin Hazreti? İçinde ne kadar bunların adamı varsa bu gece hepsini indirelim olsun biz. Peki bizim her öldürdüğümüz adama karşı onlar da bir Çakır Beyliği öldürürlerse ne yapacağız Hurşit? Doğru değilsin de biz bir şey yapmazsak Çakır Beyliği diye bir şey mi bırakır bunlar? O Altan denilen adamın buradan giderken ettiği lafları unuttun mu? Peki biz bu yeni silahları onlara versek bir takas söz konusu olamaz mı Burhan Reis? Ha. Diyelim biz bu takas yoluyla Çakır Beylileri çıkarttık. Peki çıkan Çakır Beylilere ne diyeceğiz? Ola babam, bence artık önceliklerimizi belirlememiz gerekiyor. Neymiş bizim önceliğimiz Tekin Bey? Cana geleceğine mala gelsin. Verelim silahları gitsin. İleride daha iyilerini üretiriz. Ne olacak ki? Şimdi herkes beni bir dinlesin. Ha, bu konuştuklarımızın hiçbirini yapmayacağız. Ama aslında hepsini yapacağız. Nasıl yani? Ben hiçbir şey anlamadım. Şimdi biz kendi aramızda bölüneceğiz. Ben gideceğim, o Altan'la silah pazarlığı yapacağım. Ama Hızır Ali de bilgisayardan bunların birkaç tane ağa babasını bulacak. Fahri, Hurşit, Tekin, bir de bizim uşaklar. Bunları indirmeye gidecekler. Tamam mı? Boran'la Behzat da Feyyaz'la Behram'ı indirecekler. E biz ne yapacağız Tufan'ı? La enişte, ha bu kadar işi yaptıktan sonra sen ne zannediyorsun? Ya bizi hapiste ya da mezarda çürütürler artık ya. Birimizin de kadınlarımıza, ailemize bakması lazım da. Eyvallah. İşte şimdi oturduğun koltuğun hakkını verdin Tufan'a. E hadi o zaman.
Hızır Ali, bu bilgisayar nerede? Kasada. Adresleri belli mi bunların? Yoksa biz mi bulacağız? Vallahi Orhan, bilinen nereden başlayacağız? Alparslan, Candan aldığınız bilgisayar nerede? Bunu söylersen, Altan Bey'in seni bırakması için elimden geleni yaparım. Söyleyeceğim. Eski günlerin hatırına. Canın daha fazla yansın istemem. Tufan doğru plan yapmış. Ama... Aması maması yok abi. Bu saatten sonra kimin ölüp kimin kaldığının da bir önemi yok. Önemi var demedim. Sıralamayı değiştireceğiz. Nasıl değilsin yani? Ben Feyyaz'a gidip Altan'la konuşması için ikna edeceğim. Eğer işler kötü giderse, nasıl olsa o Altan o binadan çıkacak. E'si? Ben onun peşinde olacağım. Sen, Behzat, Orhan, Feyyaz'la Behram'ı bitireceksiniz. Tufan da silahlarla ilgili pazarlık gücümüz olarak arayı bulmaya çalışacak. Geri kalanlar? Eğer bu dediklerimin hepsi gerçekleşirse, geri kalanlar ortadan kaybolacak. O ne demek reis? Tufan'ın dediği gibi. Yani ortadan kaybolun dediklerim, Zafer'le enişte evlerle ilgilenecek. Vari, Hurşit, Tekin, Hızır Ali. O listedeki CIA uşaklarını tek tek bitireceksiniz. Bitirmeden ölmek yok. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı reis. Ne zaman harekete geçiyoruz? Benden haber bekleyin. Tamam Hatice. Ben şimdi Ömür'ü gönderirim eve. Tamam. Çıkmış mı İlyas abiler abla? Çıkmış.
Sen arabayı hazırla, ablanı eve bırak. Tamam abla. Gel. Buyur gel abla. Hadi Ömür, seni evde bekleyen var. Çıkmışlar mı abla? Çıkmışlar, eve geçiyorlarmış şimdi. Hemen arayayım. Ne araması? Kalk git evine. Yok ben arayayım, sabah giderim. Abimi yalnız bırakmayayım. Ben iyiyim Ömür. Hadi kocanın yanına git. Zaten ben yarın sabah çıkar gelirim. Hem ben de buradayım. Zaten Rafet'i bekleyeceğim. Haşmet'e de gelir bakarım. Siz zahmet etmeyin Demir Hanım. Ne zahmeti? Geçen geldiğimde size zahmet mi verdim? Estağfurullah canım, olur mu öyle şey? Hadi evi, Hakan bıraksın seni. Arabayı hazırlıyor. Kendine dikkat et ama, tamam mı? Hadi görüşürüz. Emine Hanım. Herkes iyi mi? Bir sorun mu var? Bilemiyorum ki. Hazır'la İlyas'ı bırakmışlar ama... Alpaslan'ı tutuyormuş namussuz. Hazır'ın vardır bir planı. Siz kendinizi üzmeyin. Rahat olun. İnşallah. Duyunca çok üzüldüm Hızır. Bu insanlar gençlerimizden ne istiyorlar anlamıyorum. Dün benim yeğenim, bugün senin yeğenin. Belli ki bizden alamadıklarını gençlerden almaya çalışıyorlar abla. Böyledir bu iş. Kimin gücü kime yeterse. Neticede bahsettiğiniz resmi bir yer Hızır. Alparslan'ı ne yapabilirler ki? Sorgusu bitince muhakkak bir yere teslim edeceklerdir. Bizim de çıkmış gibi gösterdiler. Başına bir şey gelince dışarıda geldi diyecekler. Anlamıyorum bunu nasıl yaparlar? Yaparlar Sevda. Onlar istedikleri her şeyi yaparlar. Hızır'cığım. Bugün canınızı zor kurtardınız diyeceğim ama canından bir can hala içeride. Gündüz o savaşın içinde seninle birlikte olamadım. Malum Behram. Tabii doğal olarak korktum. Ben her ne kadar ona dur gitme desem de basıp kaçtı. Ama bu demek değildir ki ben senin yanında değilim. Şimdi söyle bana. Ne istiyorsan yapmaya hazırım. Ben de bunun için geldim Feyyaz. Malum sen herkesle iyi geçinen bir adamsın. Şimdi bu kadar gerginlikten sonra Altan'la biz bir yere varamayız. Alparslan benim yeğenim olması dışında masanın da bir üyesi. Şimdi masanın bir üyesi olarak sana çok önemli bir görev düşüyor. Yani bu şahsi bir rica değil. Ricağın şahsi de olsa Feyyaz'ım yapar. Sen ne rica ettiğini söyle yeter. Eksik olmayın Melike Hanım. Eksik olmayın.
Ben dediğini yapmasını yaparım ama rica da bir yere kadar. Bu altan benden bir şey almadan senin en kıymetlini bize teslim etmez. Yani pazarlık yapacaktır. Feyyaz, böyle bir durumda pazarlık söz konusu değil. Dediğin gibi en kıymetlim. Ne istiyorlarsa vereceğim. Sana da bu yakışır Hızır. İnsan sevdikleri için pazarlık yapmaz. Gerekirse canını verir. Ben olsam bütün yeğenlerim için bunu yapardım. Şimdi haddim değil ama siz ne verirseniz verin, bu altan kabul etmezse ne olacak? Yani Allah korusun, Alparslan abinin başına ya bir şey gelirse? Allah korusun. Evet, haddin değil. Alparslan'ın başına bir şey gelmesi durumunda herkesin başına çok şey gelir. Ha, diyeceksiniz ki senin de başına çok şey gelir. Ama o saatten sonra taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmam. Bunu aynen altına ilet. O zaman ben vakit kaybetmeyeyim. Arayayım, çıkayım. Hızır, bir kahve içelim mi? Bülent'in durumu nasıl? Biraz daha iyi mi? Odasında. Görmek istiyorsan buyur gel. Yok, ben rahatsızlık vermeyeyim, dinlensin. Öyleyse bana müsaade. Ben yanına gideyim de bu olanları ona da söyleyeyim. Bütün kötü şeyler senin başına gelmiyor. Bak Alparslan'a neler olmuş diye. Ya ben bir şey duydum. Sizin bu yaralılar bu kadar pek ağır değillermiş ya. Haşmet abinin durumu iyi. Bir iki gün hastaneden çıkar. Rafet abinin ise yaraları biraz daha ağır. Adamlar demek oradan geçeceklerini biliyorlardı. Güzergahı belli ki birinden öğrenmişler. Belli ki. Neyse ki çok da büyük bir kayıp yok ortada. Baban da Behram'ı iki kaçmış. Yoksa kendilerini kurtaramazlardı. Hızır. Bütün bunlar neden oluyor? İlla ki senin bildiğin bir şeyler vardır. Bu kadar kısa zamanda bu kadar kötü olayların başımıza gelmesi tesadüf değildir diye düşünüyorum. Hiçbir şey tesadüf değil. Baban öldü. Ardından ölen kaplan öldü.
Biz neredeyse ölüyorduk. Yeğenim de ölümle yüz yüze. Amcam, ürettiğiniz silah yüzünden olduğunu söyledi. Doğru söylemiş. Sence bir gün normalleşebilecek miyiz? Benim normalim bu Sevda. Maalesef benim hayatım bu. Biliyorum. Bu yüzden kaçıp gidecek, seni yalnız bırakacak değilim Hızır. Sadece hiçbir şey için değmez, onu demek istiyorum. Az önce dediğin gibi, silahsa silah. Adamlar ne istiyorsa verip bu işten bir an önce kurtulmak lazım. Ünal Kaplan'ın öldüğü yerde ne verirsen ver, bu işten kurtulamazsın. Ya bu savaşı kazanacaksın ya da yok olacaksın. Sen bu savaşı kazanacaksın, bunu çok iyi biliyorum. Ama sen de bil ki ne olursa olsun senin yanındayım. Tamam da, Ömür tamam. İyiyim ben. İyi. Özlem'e bir şey söylediniz mi? Sırayla bırakıyorlar dedik. Ne haber güzellik? Yeğenin nasıl? Bugün bilemiyorum abi. İyidir, iyidir. Biz iyiysek o da iyidir. O iyiyse biz de iyiyizdir. İyiyiz çok şükür İlyas'ım. Merak etme. Hızır abi, Alparslan'ın yanında mı? Gelirler canım, gelirler. İşleri bitsin, onlar da gelirler. Çok şükür. Ömür, sen niye Haşmet abinin yanında kalmadın? O ısrar etti, gitti. Emine abla da Rafet abinin yanındaydı. Ben buradayım, merak etme deyince çıktım. Emine Hanım iyileşmeyen hastalıklara bakmış onca zaman. Onların yarasından ne olacak? Bakar o, bakar. Şu işin bir aslını aslarını anlat bize. Hem siz saldırıya uğruyorsunuz, hem sizi sorguya alıyorlar. Bu nasıl iş? Yahu Hatice'm, şimdi Ünal Bey öldü ya. Bütün oklar bize çevrildi. Yani tamamen yıldırma taktikleri bunlar. Eniştenin de dediği gibi bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Yoksa bizim kimseye veremeyeceğimiz cevabımız da yok. Anlatamayacağımız derdimiz de yok. Siz bu Altan bize savaş açtı diyorsunuz. Ama haberlerde size sıkanlara örgütçü diyorlar. Ne örgütüm örgütü Hatice'm. Bütün bunların hepsinin arkasında o Altan var. Sizin de arkanızda Allah var. Yoksa o seyrettiğim çatışmada nasıl çıkacaktınız?
Sen nereden izledin lan o çatışmayı? Haberlerde, internette, her yerde var. Birileri uzaktan cep telefonuyla çekmiş demek ki. Demek ki. Bak ben çekenler kim diye sormadım. Hatice abla, o videoyu bu eve kim soktu, anama kim izletti onu soruyorum ben. Ben izlettim abi. O ne demek? Hiçbirinize bir şey olmadığını göstermek için. Mecburen yani. İyi yapmışsın. Bir daha yapma. Neyse ben gideyim de bir üstümü değiştireyim. Ana. Ben de geliyorum. Anne. Nedir durum abi? Bekleyeceğiz İlyas, bekleyeceğiz. Özlem Alpaslan seninle gelir diye bekliyor. Tamam. Abi geçmiş olsun. Sağ ol. Abin nasıl oldu? Rafet iyi mi? İyiler abi. Uşağım, Alparslan daha mı geç gelecek? Oha güre yemek hazırlayayım. Ana ben çok açtım. Hazır Ali bir şeyler almış, yolda yedim. Bence siz Alparslan'ı beklemeyin, yiyin. Şimdi bir sürü insan ifade falan verecek. Geç kalabilir. Hızır bizi 9'da. Özlem yemek yemiyor. Ne demek yemiyor? Canım istemiyor abi. Mine hadi bir şeyler hazırla hep beraber yiyelim. Tamam abi. Şşt. Surat asmak yok. Tamam abi. Allah aşkına ne yemeği şimdi diyecek halimiz mi var? Zehir de olsa o çorba içirecek Hızır Ali. Dayı nasıl geçti görüşmen? Var mı bir umut? Bugün her şey kötü enişte. Ama yarına dair bir umut var inşallah. İçeride diyor ki, bunu bana yapanların ardında facalılar varmış. Sen ne diye tutturdun, Hızır yaptırdı diye? Çünkü öyle. Hızır bile yaptırmış olsa bu işi facalılara yaptırdı alan. Bütün AVM'deki güvenliklerle görüştüm. Behzat facalı gelmiş. İşin peşine düşmüş. Hızır'ın yaptırdığından eminim. Ama madem ki öyle diyorsunuz, demek ki facalılara yaptırdı. Sevda yüzünden iz bırakmamak için. Bu Çakır Beyliler tam da Alparslan'ın derdine düşmüşken, biz de şu hastanedeki
Haşmet Faşalı'yı indirsek kötü mü olur o da? Becerebilecek misiniz ki? Bülent'in hali ortada. Ulan babamın sözünü dinledim diye ben bu haldeyim. O motosikletlinin eline bir silah verseydik şimdiye iki kadınla ölmüştü. Aynen abimin dediği gibi. Yok biz ortaya çıkmayalım. Yok adamları sadece korkutalım derken bizim işimiz yarım kaldı. Adamlar da bize bir güzel cevaplarını verdiler böyle. Babamla Ahmet abi gelsin. Bence bunu konuşup uygulayalım. Sen Hızır Ali'yi duymadın galiba Cevim. Haşmet birkaç güne çıkacak hastaneden. Babamla Ahmet abime soracak bir şey yok. Halam zaten burada. Alparslan ölürse kimse Haşmet'in ölüsünün peşine düşmez. Ne yapacaksanız yapın, doğru düzgün yapın. Dinçer. Selim vardı. Onun itine kopuğuna yaptırın işi. Tamamdır abi. Uyandın mı Rafet? Su. Dur. İyi mi? Az biraz daha dayan. Ağrın sızın kalmayacak. Konuştum ben doktorla. İyiymişsin. Bir şeyin yok. Haşmet. Haşmet iyi. Odasında ip atlıyor. O ne demek? Koskocaman adamlar oyun oynuyorsunuz ya. Mafyacılık, mufyacılık. Tipi aradı mı? Yok. Ünal Bey öldü, gelmedi. Az kalsın hepimiz ölecektik. Aradığı sorduğu yok. Nerede bu adam? İyi ki de yok. O da sizinle beraber vurulsun mu istiyordun? Onun çelik yeleği var. Ona bir şey olmazdı. Ona olan olmuş kardeş. Olan olmuş. Daha ne olacak? Emine abla tatile gitti deyip duruyorsun. Anlat artık. Bu yaz ne oldu da tipi yazdan beri ortalıkta yok. Ya anlatsam da gülecek halin yok Rafet. Biraz toparlan, söz. Kimseye anlatmayacağım, sana anlatacağım. Hı? Hadi dinlen biraz. Önemli olan istediğimizi elde etmekti Altan. Hızır tam da istediğimiz kıvama geldi. Kimin istediği kıvama Feyyaz? Hepimizin istediği kıvama. Her şeyi yapmaya hazır diyorum. Alparslan'a bir şey olmaması kaydıyla şu anda ne istersek yaptırırız. Benim Hızır'dan istediğim bir şey yok. Ama Alparslan'dan var. O da bir süre vermezse onun da bir önemi yok.
Ben nasılsa istediğimi bir şekilde bir ara alırım. Yani seni anlamakta güçlük çekiyorum Altan. Çok doğal. Çünkü senin tek bir planın var. Benimse seninle paylaşmak istemediğim bir sürü planım var. Bak, bir alparslan için sana yalvarmaya başladı bile. Daha İlyas var. Oğlu var. Canından çok sevdiği arkadaşları var. Benim Hızır'dan alamayacağım hiçbir şey yok. Hele bir de Alparslan'ın ölüm haberi gidince... sıradakileri de düşününce... bak nasıl yola geliyor. Bak ben senin yerinde olsam... Hızır'la böyle savaşmam Altan. Sen benim yerimde değilsin Feyyaz. Peki ne söylememi istiyorsun Hızır o zaman? Altan gereken cevabı bizzat kendisi gönderecekmiş de. Ağzındakini çıkart. Voltajı yükselt. Bağırsın ki sevenleri daha iyi duysun. Mine. Efendim anne. Bu çorbaya basmışın tuzu kimse içemeyi. Ha doğru anne. Elimin ayarı kaçmış bugün. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. İyi geldi. Şifa olsun Özlemciğim. Ana. Hı. Ha bu yeni doğacak torununun adını ne koyacaksın? Bu sefer ben karışmayı düşünmüyorum. Niye ana? Herkes istediğini koysun. Kız olursa Özlem kendi koysun. Erkek olursa Alparslan koysun adını kendi uşağım. Olur mu öyle şey babaanne? Siz koyun. Biz sonrakilerin ismini koyarız. Bak bak Hatice'm. Özlem nasıl da can evinden vurdu teyzemi. Vallahi sen bunlara bu fırsatı verdin ya. Artık bir sonrakinin ismini Hızır koyar, sonrakinin ismini İlyas koyar. Allah yardımcın olsun. Sana sıra gelene kadar. Ne olmuş? Ha bu yük eve niye taşındık? Torunlarımız rahat büyüsün diye. Öyle değil mi Hizar? Bence size diyor İlyas. Hayırlısı ana hayırlısı. Hayırlısı tabii. Her şeyin hayırlısı. O yüzden diyorum. Hayırlı işte. Acele etmek lazım. Beni mi kastettin ana? Sen hariç. Herkese diyorum.
Ben bir keresinde Alparslan'a sormuştum. Erkek olursa babamın adını koymak isterim demişti. Yusuf. Yusuf ismini çok severim. Yusufların bir tek ismi sevilmez. Kendileri de çok seviyor. Kız olursa diye konuştunuz mu Özlem? Kız olursa size bir sürprizimiz var. Neymiş? Belli ki senin adını söylüyor teyze. Benden bu eve bir tane yeter. Senden dünyaya bir tane yeter de ana neyse. Hayırdır abi? Özlem. Bunu hepimizi incitmek için yapıyorlar. Alparslan'ı incitmek için değil. Mısır abi. Ne olur bir şey yap. Onların istedikleri her şeyi vermeye hazır olduğumu söyledim. Canım da dahil. Şimdi senden yapmanı istediğim tek bir şey var. O da Alparslan'la yaptığın anlaşmaya uyman. Ne anlaşması? Alparslan ben oradayken dedi ki Özlem'e söyle yaptığımız anlaşmayı unutmasın. Şimdi buna hazır değilim.